Öğrenme ve hatırlamayı kolaylaştıran Feynman tekniğiyle merhabalar. Bir şeyi 6 yaşında bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınızdır diyor Einstein. Feynman tekniği de bu noktada devreye giriyor. Günlerden bir gün Nobel Fizik Ödülü sahibi Feynman matematik departmanındaki herkese meydan okuyor. Diyor ki, en büyük benim ulen. Sonra bunu bir güzel dövüyorlar. Ertesi gün gelip tekrar meydan okuyor. Ve diyor ki, anlaması ya da algılaması ne kadar zor olursa olsun herhangi bir konsepti en basit şekilde anlatılması, en basit terminolojinin kullanılması şartıyla bana da anlatın. Ben de sonunda sizin yaptığınız şeyi yapayım diyor. Ve işte Feynman tekniği de bu yaklaşım üzerine kurulu. Yani konuyu, fikri, terimi neyi olursa olsun hiçbir şeyi bilmeyen 6 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi çalışmak. Peki ne işe yarıyor? Bir türlü anlamadığınız temel konuları anlamanıza, anladığınız ancak ara sıra detaylarını unuttuğunuz şeyleri hatırlamaya, bilgi eksikliğinizi, takıldığınız yerleri tespit etmeye, sınavlara verimli bir şekilde çalışmaya yarıyor. Peki nasıl işliyor, ne yapacaksınız? Hemen anlatıyorum. 4 basit adımdan oluşuyor. Birinci adım, öncelikle öğrenmek, anlamak istediğiniz kavramı belirleyin. Boş bir kağıt alın ve tepesine bu konunun ismini yazın. İkinci adım, konuyu sanki bir başkasına öğrettiğinizi düşünün. Konunun açıklamasını sanki 6 yaşında birine anlatıyormuş gibi yazın. Bu sayede nerelerde eksik olduğunuzu, takıldığınızı, hangi kısımları tam anlamadığınızı göreceksiniz. Üçüncü adım, takıldığınız noktada kaynağa geri dönün. Takıldığınızda kaynak kitabınıza ya da varsa ders notlarınıza geri dönün ve o kısmı tekrar öğrenin. Konu hakkında bilgisi olmayan birine, kağıt üzerinde anlatılabilecek noktaya gelene kadar öğrenin. Dördüncü adım, sade bir dil kullanın. Karmaşık ifadeler kullanıp kafa karıştırmaktan ise, konunun temelde ne anlatmak istediğini kavrayın. Bu şekilde daha derinden bir öğrenme gerçekleşecektir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.